Bugün hat sanatı üzerinde bir oturumumuz olacak. Öncelikle şöyle başlamak isterim. Ben büyük sanatkar, Cenab-ı Hak'tır. Yeryüzünde bir sanat galerisi yapmış, sanat sahnesi yapmış. Ve taklidi mümkün olmayan, tamamen ibda, orijinal yaratılan bir kainattayız. Ve insan da bunun karşısındaki en büyük, en anlayışlı, en kalbi geniş seyirci. Böyle bir insandan da bir sanatkarlık numunesi bekleniyor belli. İnsana en büyük kabiliyet olarak düşünme verilmiş. Sonra düşüncesini beyan etme, ifade etme kabiliyeti. Sonra da bunu yazıyla, resimle başkasına ulaştırma ve muhafaza etme kabiliyeti verilmiş. İnsanın bu sahada birçok sanat ortaya koyduğu ortada. Ama en büyük sanat, sanatkarın kelamının en güzel şekillerde muhataplarına ulaştırılması olsa gerek. Bu yüzden Kur'an etrafında gelişen bir hat sanatımız var. Bu alabildiğine özellikle bizim coğrafyamızda çok büyük bir sanat gücüne erişmiş. Ben sadece örnek olsun diye kısa bir şey belirteyim. Pablo Picasso yani 20. yüzyılın en büyük ressamlarından birisi. Nurullah Berk'in anlattığı bir hatıra var onunla alakalı. Cumhuriyet'in başlarında Paris'e giden Türk ressamları zaman zaman Picasso'yu ziyaret ederlermiş. Onlardan birinde Picasso bizim Türk ressamlara, niçin Batı'nın sanatını taklit ediyorsunuz? Sizin hat sanatınız bizim ulaşmaya çalıştığımız modern sanata yüzlerce yıl önce ulaşmış diyerek onlara milli sanatlarını incelemeye davet etmiş. Şöyle bir cümlesi var yine. İslami kaligrafi resim dersleri almadan önce İslami kaligrafi yani hat sanatını resim dersleri almadan önce tanımış olsaydım resim yerine kaligrafiyle ilgilenirdim, hat sanatı ilgilenirdim. Daha bir şey söylüyor. Şimdi bu konunun üstadlarından bu işi Fatih Özkaf hocamızı seslenecek. Ben kısaca bir özgeçmişinden bahsedeyim. 97 Konya'da olan hocamız. İstanbul Selçuk Üniversitesi 74 yaşlanmışız gözlerimizde. 74 Konya doğumlu hocamız. Selçuk Üniversitesi İktisat Kamu Yönetiminden mezun. İkinci Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden. 94 yılından itibaren Hattat Doktor Hüseyin Öksüz'den Hüsnü Hat dersleri almaya başlamış hocamız. Daha sonra işletmedeki yüksek lisansını tamamladıktan sonra sanat tarihi bölümünde doktora yapmış. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde akademik hayatına başlamış. 2016'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümüne atanmış. Halen de orada çalışıyor. Birçok hocamız sanat danışmanlığı, uluslararası alanda ödülleri var. Onları uzun uzun anlatmak ciddi zaman alır. Evet. Birçok resmi ve özel koleksiyonda hocamın klasik ve modern kategorilerde sanat, hat sanatına dair yazıları bulunmaktadır. Biz daha fazla söz uzatmadan sözü sana bırakalım. Buyursun hocam. Teşekkür ederim. Bu istatları ısınlamayı çalışsak olur. Soru cevap faslına zaman kalsın diye. Sayın Başkanım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün sizlere hat sanatında taklit ve ibda konusunda bir takım değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. Öncelikle sanatın taklit kavramıyla çok fazla izah edilemeyeceğini hepiniz biliyorsunuz zaten. Fakat sanatın başlangıcı da taklitle söz konusu oluyor. Yani biz hat sanatı ekseninde konuşacak olursak, bir hat talebesinin hocasına intisap ettikten sonra uzun bir süre taklit süreci içerisinde olması gerekiyor. Bu taklit, müfredat dediğimiz harflerin tek tek yazılması, daha sonra da mürekkebat dediğimiz harf birleşimlerinin yine aynen eski üstadlar tarafından yazıldığı gibi taklit edilmesi şeklinde devam ediyor.
Ve bu süreç oldukça uzun bir süreç. Yaklaşık 5 yıl, 6 yıl kadar sürüyor. Talebenin kabiliyetine göre, devamlılığına göre bu süre biraz daha uzayabiliyor, kısalabiliyor. Nihayetinde bu taklit süreci bir nevi artık tamamlanıyor ve hoca talebesine icazet vermeye karar verdiğinde ona yine enteresandır, eski üstadların eserlerinden bir tanesini takliden yazdırıyor. Yani ustalaşacak, artık imza atacağı eserler verecek. Fakat bu ustalaşmanın başlangıcındaki ilk eser de başka bir üstadın eserini takliden yazdığı eser olmuş oluyor. Ve hoca da bunun üzerine talebesine bu takliden çalışmış olduğu devran altına icazet metnini yazarak onun da artık hattat olduğunu tescillemiş oluyor. Bu süreçten sonra hattat eserlerine imza koyabiliyor, ketebe koyabiliyor, talebe yetiştirip onlara icazet verebiliyor. Ve artık ibda dediğimiz süreç bu aşamadan sonra başlamış oluyor. Yani ortalama 5-6 yıllık bir süreçten sonra başlamış oluyor. Şimdi ibda kelimesini de açıklayalım. Arapçada yeni bir şey ortaya koymak, yaratmak, daha önce benzeri olmayan bir şey meydana getirmek, vücuda getirmek anlamına geliyor. Bununla ilgili az önce hocam da bahsetti. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden El-Mübdi ve El-Bedi isimleri var. Her ne kadar birinin sonu ayın, birisi hemze olsa da bunlar mana olarak birbirine yakın isimler. Başlangıcı olmayan bir şeyi başlatan veyahut benzeri olmayan, örneği olmayan bir şeyi yaratan anlamına geliyor. Bu noktada sanatçı, sani hakiki olan, gerçek sanatkar olan Cenab-ı Hakk'ın sanatını bir nevi taklit eden bir kişi pozisyonunda oluyor. Şimdi tam bu aşamada antik Yunan felsefesinden Platon'un görüşlerine biraz atıf yapmak istiyorum. Çünkü Platon bildiğiniz gibi sanatı olumsuzlayan bir felsefeye sahipti. Sanatçı taklidin taklidini yaptığı için Platon'a göre insanı hakikatten uzaklaştıran bir şey. Fakat Platon bu felsefesini kurarken o dünyada mevcut olan sanat dalları genellikle şiir, tiyatro, tasvir, resim, heykel gibi sanatlardı. Yani henüz İslam sanatları ortaya çıkmış değildi ve hat sanatı da dolayısıyla yoktu. Bizim şimdi hat sanatıyla ilgili bir felsefe yapma niyetimiz olursa, biz yaklaşık 1000 yıl kadar önce ortaya konmuş olan bu felsefeyle hat sanatının felsefesini bir araya getiremiyoruz. Eğer böyle bir şey yaparsak anakronizm dediğimiz hataya düşmüş oluyoruz. O halde ne yapacağız? İslam sanatlarının felsefesiyle ilgili ancak İslam'ın zuhurundan, Kur'an'ın nüzulünden sonraki anlayışa göre bir sistem kurmamız gerekiyor. İslam sanatında sanatçı taklitle başlıyor dedik, taklitle devam ediyor. Fakat ustalaştıktan sonra da taklidi bırakmıyor. Şimdi birazdan ben size bazı örnekler göstereceğim. Bugün yaşayan hattatlarda pek göremesek de Osmanlı'nın son döneminde birçok hattatın, hatta klasik dönemde de birçok hattatın eski üstadlar eserlerini takliden yazdıklarını bu örneklerden görebileceğiz. Hatta ben icazet süreciyle ilgili kendi yaşadığım bir tecrübeyi de size nakletmek istiyorum. Bizim meşkler 5-6 yıl süre zarfında tamamlandıktan sonra hocamız bize icazet vermeye karar verdiğinde, Hüseyin Öksüz hocam, artık sana icazet verelim dedi ve ben de zannediyorum ki bir hafta içerisinde icazeti alacağım. Fakat hoca dedi ki, eğer 40 tane hilye yazarsan ve bunları beğenirsem 40.ya icazet belgeni yazacağım. Peki hocam dedik. Ben o güne kadar hiçbir hilye yazmamıştım. Yani bunun nasıl bir tecrübe olduğunu bilmiyorum. Sadece meşk etmişiz harfleri. Başladık ve hepsine numara koyacaksın.
bana göstereceksin, hatalarını düzelteceğiz, diğerini yazacaksın. Bu şekilde bir süreç başladı. Ben bu 40 hilyenin ne kadar sürede tamamlanacağını da kestiremiyorum o zaman. Sanki birkaç ay içinde en fazla bitirirmişim gibi bir tahminim var. Sonra bir başladık ki ben daha birinci hilyeyi birkaç haftada ancak yazabildim. Ondan sonra onu hocaya gösterdim. Hoca hataları düzeltti, ikinciye başladım. Derken 3, 5, 10, 15, 20, 25 falan bir türlü 40'a ulaşamıyoruz. Ve o zaman anladım ki bu 40 rakamı çok yüksek bir rakammış. İlk defa yaşayarak, tecrübe ederek 40'ın ulaşılması zor bir rakam olduğunu anladım. Nihayet aradan 1,5 yıl gibi bir süre geçti. Biz 40'a ulaşabildik. Ve hoca da bu 40. hilyeye sağ olsun icazetini yazdı. Yani taklitle geçen bir süreçti bu süreç. Sonra günümüz hattatlarında modernizmin bizde bıraktığı etkiye istinaden şöyle bir anlayış hakim olmaya başladı. Sanatçı asla bir başka sanatçıyı taklit etmez. Bir sanatçı çok özgün eserler vermek zorundadır. Eğer böyle değilse sanatçı değildir. Fakat bunun eski örneklerde tam tersini görmek mümkün olabiliyor. Yani sanatçı taklit ederek de büyük bir sanatçı olabiliyor. Çünkü hat sanatının bir başka hattatın üslubunu iyi öğrenmek ve onu iyi analiz etmek gibi önemli bir rolü var. Hattatların böyle bir misyona sahip olması, tecrübeye sahip olması gerekiyor. Ve bir başka hattatın eserini iyi tahlil edebilmek, onun üslubunu çok güzel bir şekilde öğrenebilmek için onu taklit etmekten daha kestirme bir yol yok. Onun kalem tutuşunu, kalem hareketlerini, harf bünyelerini ve üslubunu ancak taklit ederek çok güzel bir şekilde adeta meşk etmiş oluyoruz. Ve eskilerin bu taklidi süreçten sonra tahkiki sürece geçtiğini, bunun dini karşılığının da taklidi iman, tahkiki iman şeklinde açıklanabildiğini söylemek istiyorum. Mesela şuara-i mübdia diye bir terim vardır. Bu benzeri görülmemiş güzellikte şiir söyleyen şairler için kullanılan bir kavramdır. Şimdi Platon'a tekrar dönüyoruz. Platon taklidi neden kötüledi? Gerçekten uzaklaştırdığı için. Çünkü ona göre fenomenler alemi vardı, numenler alemi vardı. Fenomenler alemi görünen alemdi. Bir de ideal alem var. Biz bu alemi göremiyoruz, ancak kavram olarak bilebiliyoruz. İşte hakikat bu numenler aleminde bulunan, görünemeyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Böyle olduğu için bir musavvir de görünen alemi tasvir ettiği için bizi gerçekten iki kademe uzaklaştırmış oluyor. Yani biz zaten fenomenleri numenlerin bir yansıması olarak görüyoruz. Sanatçı da bu yansımaları bize yansıtıyor. İki kademe hakikatten uzaklaştırıyor. Böyle olduğu için sanatı kötülüyor. Fakat İslam sanatına geldiğimiz zaman, hat sanatına, hat sanatında tam tersine bir ibare var. Ve bu ibare bize hakikati tebliğ eden bir ibare. O yüzden burada değil hakikatten uzaklaştırmak, bu eser taklit dahi olsa üç aşamalı bir şekilde uzaklaştırmış oluyor Platon'a göre, taklit olduğu için. Ama İslam felsefesine göre burada hakikate yaklaştırmış oluyor. Çünkü içerik olarak bizi gerçeğe yaklaştırıyor. Gerçeği bize tebliğ ediyor. Dolayısıyla hat sanatının felsefesinde bir güzelliğin, bir hikmetin, bir hakikatin, ilahi hakikatin olabildiğince çok kişiye ulaştırılması gibi bir gaye söz konusu. Yani eski üstadların güzel eserlerini de birisi taklit ederek yazıp o hakikati daha başka kişilere farklı bir boyutta ulaştırma imkanına kavuşmuş oluyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, size
bu eski üstadların yine daha eski üstadlardan takliden yazdığı bir takım eser örneklerini göstereceğim. Burada Ahmet Karahisari'nin Müselsel Besmelesini görüyorsunuz. Burada da Hamid Aytaç'ın 1389 tarihli takliden yazmış olduğu yazıyı görüyorsunuz. Bu Fatiha Mustafa Rakım Efendi'nin çok meşhur bir Fatiha terkibi. Burada da Hamid Aytaç'ın onu takliden yazmış olduğu örneği görüyorsunuz. Ki sadece Hamid Aytaç değil, birçok hatta bu besmeleyi aynen hiç değiştirmeden takliden yazmıştır. Yine burada bir nazar ayeti görüyorsunuz. Ondan sonraki hattatlar da defalarca aynı istifi takliden yazmışlar. Kün ganiyün ile başlayan bu ibare Arapça şiir, yani azlayetin kimseye kimseden bir şey talep etme anlamında, çünkü rızkı veren Allah'tır, namerde muhtaç olma gibi tercüme edeceğimiz hızlıca, çok meşhur bir ibare, defalarca muhtelif hattatlar tarafından taklit edilmiş. Camilerdeki bu maşallah ibareleri, mumların önünde şamdanlarda falan görüyoruz. Bu da bu şekilde aynen tekrarlanmış muhtelif hattatlar tarafından. Kelime-i Tevhid'in bu formu gelişe gelişe Sami Efendi elinde tekamüle ulaşıyor. Daha sonraki hattatlar hatta Kalledehu ibaresini kullanmadan Ketebehu diyerek yani başka birisinden naklettiğini de belirtmeden takliden yazıyorlar. Böyle bir gelenek bizde mevcut. Ve bu ayıplanmıyor. Çünkü hat sanatında taklit etmek çok zordur. Hatta bazen özgün eser vermekten daha da zordur. Allahu veliyyü tevfik ibaresi de asırlardır neredeyse aynı form ile defalarca yazılmıştır. Tabii ki zamana göre harf bünyeleri geliştiği için Sami Efendi bunu çok daha mütekamil bir şekilde yazmıştır sonraki hattatlarla. Bakın burada da Sami Efendi'nin namaz ayeti inne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta. Bu istif aynı şekilde Hamid Aytaç tarafından da takliden yazılmış. Başka hattatlarla yazılmış. Nazif Efendi'nin en nezafetü minel iman, temizlik imandandır hadisi. Yine burada Musa Azmin yani Hamid Aytaç tarafından aynen yazılmış. Neyzen Emin Efendi'nin ve inneke le ala hulukin azim ayet-i kerimesi istifi Hamid Aytaş tarafından yazılmış. Bu Hakk'a Doğru dergisinde 1949'da kapak olarak kullanılmış. Fakat gönyesinde biraz gördüğünüz gibi ters dönmüş. Bazen müzehipler yanılabiliyorlar. Dairevi yazılarda gönyeler eğri olabiliyor. Bu konuda da destek alırlarsa iyi olur. Bu yazıda Emin imzalı ama Uğur Derman Hoca'nın koleksiyonunda bunu aslında yazan Osman Özçay fakat Emin Efendi imzasıyla yazmış. Aynı istifi. Bu Nazif Bey'in bir kıtası. Sonra Hamid Aytaç yazıyor. Bu Mustafa Rakım'ın Fatih'teki kitabesi. Su ayet-i kerimesi. Beca'nem lelma'i külle şeyin hay. Sonra aynı istifin nazireleri var, tekrarları var. Eman Mürüvvet, bu Armudi istifler grubuna giriyor. Bu da defalarca farklı hattatlar tarafından takliden yazılmış. İsmail Hakkı Altunmezer'in Rütbetül İlmi Aler Rüteb hadis-i şerif istifi klasikleşmiş bir formda. Bu da bakın Macit Ayral tarafından yazılmış. Bazen bu taklit yazılarda çok küçük değişiklikler yapılıyor. Bir takım harekeler vesaire yer değiştirebiliyor. Sanatçı onu kendine göre yorumlayabiliyor. Bu da bir sanatta ilerleme, zenginlik olarak kaydedilebilir. Evet, az önceki sıralaması değişmiş. Bu da bir su ayetiydi. Bakın, وَجَعَنَا مِنَ الْمَا اِكُلِ شَيْءٍ حَيْءٍ
hem Ömer Vasfi Efendi hem Halim Efendi tarafından ve sonra başka atlatlar tarafından neredeyse aynı istifle böyle yazılmıştır. Burada da Ömer Vasfi Efendi'nin bu rakımdan takliden yazmış olduğu aynı ayeti görüyoruz. Bu da bir klasikleşmiş kompozisyon Ali Fatıma, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin. Bu da Şefik Bey'in aynı ibaresi. Fiha kütübün kayyime ait kelimesi bu şekilde bir günümüz hattatı tarafından İsmail Hakkı Altunbezer'in lehası Cevat Uran tarafından yazılmış. Sadece ortadaki besmele kaldırılmış. Bu şekilde yorumlar yapılabiliyor. Onun yerine bir tezip yapılmış. Veba duası olarak bildiğimiz Li Hamsetün Utfi Biha Harral Veba duası da defalarca bu istifle muhtelif hattatlar tarafından yazılıyor. Kısmen geliştirmeler, değişiklikler olabiliyor. Bunlara da biz nazire diyebiliyoruz. Peki hocam. Bu Karahisar'ın Uşaki Tekke Çeşmesi'ndeki kelime-i tevhidi, bu da Halim Efendi'nin yazmış olduğu aynı istif. Bu Rakım'ın Cenat-ı Ardin ayeti, bu Halim Efendi'nin yazmış olduğu. Sonra onun tasarım aşamalarını görüyorsunuz ve oradan bu hale geliyor. Yine İzzet Efendi'nin İttek İşerremen Ahsente ile onun Halim Efendi tarafından kısmen değiştirilerek yazılmış versiyonları. Burada ben kendi yaptığım taklidi çalışmalardan da bir iki örnek göstereyim. Bu Mahmut Celaleddin Efendi'nin meşhur karalaması, bir koleksiyonerin talebi üzerine bundaki kalem hareketlerini de aynen yansıtacak şekilde bizden takliden yazmamızı istemişti. Biz de onu bu şekilde taklit etmeye çalıştık. Şöyle tekrar bakacak olursak, yani birebir hiç yorum yapmadan aynısını uygulamaya çalıştık ki kalem hareketlerini uydurmak biraz daha zordur. Yani o olmasa, mesela her tarafı simsiyah olsa daha kolay. Kalem hareketlerindeki o işte açılmalar, koyulaşmalar vesaire, bunları taklit etmek biraz daha yoğun bir çaba gerektiriyor. Tabii biz burada imzamızı atarken bunun Mahmut Celaleddin eserinden naklen yazıldığını belirtmiş olduk. Hani olur ya, birisi müzeden alıp bizim yazıyı koyar falan. O kadar iddialı değiliz de. Burada şimdi Alaaddin Efendi'nin Er-Rizku Alallah yazısını takliden, aynen yorumlamadan yaptığım bir örneği koyuyorum. İmzada da Kalledehu yazmışım. Ama Kalledehu yazmak da şart değil eski eserlere bakacak olursak. Sonra da kendime ait bir yorum olarak böyle bir Er-Rizku Alallah yazmışım. Yani her ikisini de yapmak mümkün olabiliyor. Bu işte Şefik Bey'in çok meşhur bir Melamet Kert'le biten şiiri böyle bir buket şeklinde tasarlamış. Bunları da bir ibda örneği olarak birkaç tane aldım. Yoksa sayısız ibda örneği sayabileceğimiz eser var. Gerçekten benzeri görülmemiş, enteresan, istisnai bir tasarım. Yani tam bir ibda dediğimiz eser örneği karşımızda. Her ne kadar bu ayette çokça yazılmışsa da فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِزًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Sami Efendi bunu kendince, kendi üslubuyla bu şekilde mükemmel bir örnek olarak karşımıza çıkarıyor. Bunlar da yine çok yazılan ayetlerin gelişe gelişe hattatlar elinde İbdai bir şekil almasına örnek. Evet, İsmail Hakkı Efendi'nin yine kendine has çok güzel İbdai tasarımları. Bu da benim tarih hattımda gerçekten hayran olduğum İbda özelliklerini bütünüyle taşıyan çok güzel bir kompozisyon. Belalel Ula bi Kemali Keşefet Duca bi Cemali Hasunet Cemil-i Fisali Sallu Aleyhi ve Ali. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'a naat şeklinde bir şiir. Yani o kemaliyle yüceliklere ulaştı, karanlıkları aydınlattı, efendim güzel hasletleriyle hasletleri kendisinde topladı, salat ve selam ona olsun mealindeki bir şiirdir. Burada hem tetabuk var, keşefe duca derken
hem ayrı ayrı üç tane ince kalemle yazılmış kompozisyon boşluklara yerleştirilmiş. Yani talik hattının inceliklerini bilen bir kişi için gerçekten bulunmaz bir eserdir. Çünkü talikte istifli kompozisyonlar çok fazla olmuyor. Dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hat sanatında taklidi eserlere modern bir bakış açısıyla yaklaşıp da bunlara olumsuz bir yorum yapmanın İslam sanatları felsefesiyle bağdaşmayacağını, taklidin tecrübeli usta hattatlar tarafından bile bugün sürdürülmesi gereken bir gelenek olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü burada taklidin dezavantajlarını da tabii ki sayabiliriz. Hazırak olmak, tembellik, zihinsel tembellik, efendim yeni bir eser üretememek, yeni bir güzellik ortaya koyamamak tabii ki taklidin sakıncalarındandır. Ancak tevazu noktasında, eski hattatların üslubunu çok yakinen tanıma konusunda ve eski istiflerin bir adım öteye taşınması, daha da geliştirilmesi konusunda bir faydası olduğunu da belirtmek istiyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sorular en son, tabii en son olan bir cümle olduğu için. Evet. Kur'an'da iki türlü bir meydan okuma vardır. Bir, sizin Allah'tan başka çağırdığınız ne varsa hepsi bir araya gelseler bir sineği yapamazlar. Yine aynı üsluplar, hepsi bir araya gelseler Kur'an'ın bir suresinin mislini getiremezler şeklinde bir meydan okuma var. Dolayısıyla Allah'ın sanatını bütünüyle taklit etmek elbette mümkün değil. Fakat onun kelamını neredeyse taklit edilemeyecek ölçüde güzellikle yapmak da bambaşka bir insana özgü bir ilahi vergi. Buyursunlar. Bir sorun Fatih Öztürk Hocam'a olacak. Hocam, şu an 19. yüzyıla kadar hat sanatında genel hikayelerin dinyelerinde, anatomilerinde olan çatanlığını görüyoruz. Şimdi 21. yüzyıla yaklaşıyor. Sizce önümüzdeki asırda hat sanatını bekleyen gelişmeler nelerdir? Ya da hangi alanlarda bu işte, yani hat sanatıyla ilgilenen kişilere hangi alanlara yönelmelerini, hangi alanlarda açık yani bir gelişimin mümkün olabileceğini tavsiye ederim. Dilerseniz bir konu yapabilirsiniz. Tabii bu sorunun cevabı çok uzun ama tekamüle ulaşmış olan yazı çeşitleri var. Bir de henüz ulaşmamış tekamül süreci devam eden yazı çeşitleri var. Türkiye'de ihmal edilen yazı çeşitleri var. Bunların üzerine gidilirse bunlar da belki birkaç asır içerisinde daha üst bir seviyeye çıkacaktır. Mesela bugün biz Celi Sülüs'te, Nesih'te evet gerçekten çok estetik bir noktaya ulaştık. Ama bir muhakkak reyhani hatta Türkiye'de pek yazılmayan, neredeyse hiç yazılmayan mağribi hattı gibi yazılar geliştirilmeye muhtaç. Ben o yüzden bazı hattatların da bu yazı çeşitlerine yönlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Fakat ne yazık ki bu saydığım yazı çeşitlerinde meşk yapılmıyor. Bilen de yok fazla. Ancak eski eserlerden, işte terk edildiği dönemden itibaren inceleme yapılarak günümüzde Sülüs'ün ve Celi Sülüs'ün ulaştığı noktayı da baz alarak bunları karıştırıp yeni bir üslup ortaya koymak gerekiyor. Ve Türkiye'nin İslam aleminde nispeten geride kaldığı yazı çeşitleri vardır. Bizde talik hattatı da çok fazla değildir. Celi Talik nispeten yine yazılıyor, birkaç kişi yazıyor ama bence Türkiye gibi bir ülkede, bir İstanbul'da veya Anadolu'da yüzlerce talik hattatının olması lazım. Yani birkaç kişiyle bir sanat ilerlemez. Hele hele ince talik, İran coğrafyasında çok güzel yazılıyor ama bizde neredeyse hiç yazılmıyor. Bence bu yazılara ağırlık vermek lazım. Divani hattını Osmanlılar icat etmişler. Celim Divani Hakeza. Bu da fazla yazılıyor. Biraz da burada koleksiyonerlerin şeyi önemli, ilgisi alakası önemli. Yani bunların
hani marifet iltifata tabidir, müşterisiz metazayidir fehvasınca bir alıcı bulması, mâkes bulması gerekiyor ki hattatlar da buna yönelsinler. Ama genellikle yarışmalarda belli başlı yazı çeşitleri üzerine oluyor. Koleksiyoncuların alımları da yine ağırlıklı celi yazılar üzerine oluyor. Öyle olunca hattata bu yazıyı yaz diye bir dayatmada bulunamıyoruz. Kendisi bir risk almalı. Bu da çok zor. Hatta ben bazı talebelerime muhakkak hattını başlattım. Sürdürmek istemediler. Hemen celi sülüse kaydılar. Çünkü orada getirisi daha çabuk oluyor. Evet, teşekkür hocam. Bu köpondayken aşk olmasa meşk olmasa tabi arada hat sanatıyla ilgili ama farklı kullanılıyor. Evet. Esasında hat sanatı, musiki, genel anlamda bütün Türk İslam sanatları için kullanılabilir. Meşk kavramını da biz musikiyle birlikte kullanıyoruz. Temeşşuh herkese. Yani bir hocanın talebesine ders verme süreci temeşşuh olmuş oluyor. Talebenin çalışıp hocasına haftalık, birkaç günlük neyse periyotlar içerisinde dersini sunmasına meşk etmiş olması diyoruz. Ben bu sözü doğru kabul etmekle birlikte, zaten çok güzel bir söz, ona bir itirazımız elbette olamaz. Biraz da tersinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani meşk olmazsa aşk olmaz. Bu ne demektir? Diyelim ki bir konuya hiç ilgimiz yok. O ilgisizliğimizi biraz bilgiyle desteklersek, yani o konuda biraz araştırma yapar, kitap okur veyahut bir hat sanatıysa elimize kalem alıp yazmaya başlarsa ne olmuş oluyor? Meşk aşk olmadan başlamış oluyor. Yani kendimizi zorlamış oluyoruz. Fakat zaman geçtikten sonra o meşk, o çaba bizde bir aşk oluşturuyor. Bu tıpkı nikahta keramet vardır sözü gibi. Bir işe başlıyorsunuz, bir miktar ona mesai sarf ediyorsunuz, aşka otomatik oluşuyor. Ben o yüzden bir konuyla ilgili içimizde aşk yoksa bunun bilgi eksikliğinden ve uğraş eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz gayret, biraz mesai aşka oluşacaktır. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Şimdi vaktimiz doldu. Ben Tayyip Adan hocam verdiğinizde deyim. Çok teşekkür ederiz. Tamam ettiğiniz için. Fotoğraf alacak mısınız? Bir de tamam ettik. Hadi kapta sen aslan. Müsaade edin. Yaklaşık.